Herkese Seydi Motorlak'tan selamlar dostlar. Umarım iyisinizdir. Bugün günlerden cuma, iş bitti ve hafta sonu başladı çok şükür. Şimdi eve gitmek üzere yola çıktım. Umarım size güzel bir hafta geçirmişsinizdir. Bol kazançlı ve sağlıklı. Şu hangi motormuş o? Eski Feyza'lara benziyor ama. Her neyse. Benim motorum daha güzel. Bugün sizlerle teknoloji hakkında konuşmak istiyorum. Bu Covid başlamadan önce kendime ait bir oda vardı. Odam vardı daha doğrusu. Oyun odası yapmıştım. İşte kendime ait televizyon, Xbox, işte ıvır zıvır hobi odası yapmıştım. Fakat Covid başlayınca eşim evden çalışmaya başladı ve mecburen odayı boşalttım. 4 tane oda var. Bir tanesi bizim yatak odamız. Diğeri işte benim kullandığım ufak çocuk odası. 2 tane boş oda var. Bir tanesi misafir odası olarak kullanıyoruz. Diğeri de sadece eşyaların olduğu boş bir oda. Durum böyle olunca şöyle bir geçeyim. Çok kargan burası. Durum böyle olunca ne oldu? Odayı boşalttım. Eşim kaptı. Televizyonda eşimin erkek kardeşinin ihtiyacı vardı. Ona verdik geçici olarak. Ama şimdi ben kendi editlerimi yapmak istediğim zaman ya da oyun oynayacağım zaman ortada kaldım. Şimdi kendime ait bilgisayarı o boş odadaki home office olarak kullandığımız odadaki ekrana takıyorum. Tak çıkar tak çıkar. Bazen unuttuğum için eşim sabah çalışamıyor. Yani çalışıyor da kabloları takacak. Daha takması gerekiyor. Boşu boşuna sinir bozukluğu. Ben de bugünkü olaydan sonra dedim ki tamam kendime ait odayı tekrar yapıyorum o zaman. Gidip hafta sonu fırsat olursa gidip televizyon alacağım. Ve neredeyse 1-1,5 aydır PlayStation 5'i bekliyorum. Hiçbir yerde stokta yok. Yani artık satışa da koymuyorlar. Güncelleme için işte beklemede kalın falan muhabbeti. Avustralya'da PlayStation 5 stokta yok. eBay'de kara borsada var. Yani 600-700 dolarlık PlayStation'ı 1500 dolara falan satıyorlar. O kadar durumlar kritik. Millet evden çalışıyor. Herhalde sürekli oyun oynuyor çalışmak yerine. Neyse şu an neyse ki Xbox var. Onunla idare edeceğim PS5 gelene kadar. O arada da kendime ait odayı hazırlamam gerekiyor. PlayStation 5'i Avustralya'da iki versiyonu var biliyorsunuz. Bir tanesi dijital versiyonu, o 600 dolar civarı. Normal CD olan versiyon sanırım o da 700 dolar civarı. Ben dijital olanı alacağım büyük ihtimal. Ya bulursam tabii stokta. Aynı zamanda bilgisayarı da televizyona bağlayıp editleri oradan yapacağım. Yoksa sıkıntı dediğim gibi. Türkiye'deki fiyatlara baktım. PS5 7000 TL. Yani 1,5 aylık maaş. Akıl alır gibi değil ya. Akıl alacak gibi değil. Burada 600 dolara biz 3 gün çalışıyoruz. Çok şey kötü ya. Yani bazı şeylerin lükse girmemesi gerekiyor. Cep telefonu mesela lüks. PlayStation lüks. Ivır zıvır lüks. Her şey böyle. Vergi üzerine vergi ve
artık alınmayacak şekilde pahalaşmış. Australia'nın oyunu gerçekten iyi. Aldığınız ya da almak istediğiniz birçok şey aslında alınabilecek güçte. Mesela bir tane daha kamera almak istiyorum. GoPro'nun Max versiyonu var. 360 derece dönebilen GoPro gibi. Yani üçü bir yerde aslında kamera. Motorun arkasına takıp beni arkadan çekecek görüntü. Dün baktım Amerika'daki GoPro'nun sitesinden 600 dolara alınabiliyor. GoPro 9'u da oradan almıştım zaten. Herhalde bir iki hafta içerisinde sipariş edeceğim. Nasıl takarım bilmiyorum ama biraz şey olacak, zor olacak. Çünkü bir çubuğa takmanız gerekiyor. Motorun arkasından hafif yukarı dolması lazım ki sizi tam alsın. Yani GoPro'yu aldık da derdimiz bu oldu. Ya da şimdi arkadaşlar bana diyecek. Alıyorsun da takmasını sıkıntı ediyorsun. Geyik yapıyorum arkadaşlar, ciddiye almayın. Şu an hava çok güzel, 28 derece. Tamam, geç durdum. Sabah çok sisliydi. Yani bayağı bir yoğun sis vardı. Vizör işte bayağı bir buğulandı falan. Yani bir dakikada bir silmeye çalıştım ama eldivenleri sandım. Bunlar yazlık eldiveni şu an takıyorum. İş yerine gittikten sonra da eldiveni kaskın içine koymuştum. Böyle nemli kalmış. Şu an böyle hafif kurumaya başladı ama hala nemli. Kış geldiği için mecburen artık idare edeceğiz. Motor almadan önce ikinci el bir arabam vardı. Dodge Caliber almıştım. Şu ana kadar kullandığım en güzel, en kaliteli arabalardan bir tanesi. Eski olmasına rağmen arabayı sattığıma çok ama çok üzüldüm gerçekten. İlana koydum. 3 gün sonra birisi geldi, alıyorum dedi. Adam test sürüşüne bile gitmedi yani, öyle söyleyeyim. Herhalde Dodge'un farkı bu. İçim acımıştı arabayı verirken. Üstüne de para yapmıştım yani. Kaç para? 3000 dolara almıştım. 4500 dolara sattım. 1,5 sene kullandıktan sonra. Araba burada sudan ucuz olduğu için, yani bir aylık maaşınızla işte 3000 ile 5000 dolar arasında güzel bir araba alabiliyorsunuz. Motoru aldığımız hafta bir tane de araba aldık eşime. Toyota Corolla vardı. Yani illallah geldi o arabadan. Bu kadar berbat bir araba olamaz. Nefret ettim Toyota'dan. Onu verdik. Onun yerine bir tane Renault Koleos. Zen herhalde ya. Koleos'un Zen versiyonu. 4x4 almadık çünkü gerek duymuyoruz şeye. Yani off-road falan yapmayacağımız için 4x4'e gerek kalmadı. Ben şurada postaneye uğramam lazım. Arkasına gireyim ama araba geliyor. Gelmiyor. Neyse birazdan devam edelim.
Dosya işini hallettik. Şimdi devam. Farkına vardınız mı bilmiyorum ama son zamanda bayağı bir postaneye gider oldum iş çıkışlarında. Bir tane ek iş yapıyorum şu anda. İnternet üzerinden bir şeyler satmaya başladım. Hem hobi olsun hem de cep harçlığı olsun diye başladım. Oldukça hoşuma gitti aslında. Daha önce niye başlamadım diye aslında kafamı duvarlara vurmuyorum ama önce başlasaymışım daha iyi olurdu. Bir şeyler yapmak özellikle Avustralya'da çok kolay arkadaşlar. Yani hiç aklınıza gelmeyecek işlerden para yapabilirsiniz. Çok güzel para yapabilirsiniz. Ek iş olarak da yapabilirsiniz ya da şey istiyorsanız, full time odaklanmak istiyorsanız çok rahat yapabilirsiniz ek iş. Şu ana kadar iyi gidiyor. Tek tük satışlar var ama 1,5 aydır yapıyorum mesela. eBay'de bir hata yaptım. Listelerken store oluşturmak yerine ben listing olarak ilan koymak için ilan başına 1,65 ödedim. Daha sonra farkına vardım. O bana yaklaşık 150 dolarlık bir hata oldu benim için. Yani şu an için yaklaşık 400 dolar yapabilirdim ama şu an 300-350 dolar civarında bana kalan para. Yani taş atıp da kolum yorulmadı diyeceğim ama az olsa uğraşıyorsunuz. Sağlık olsun. Video bugünlük bu kadar olsun arkadaşlar. Umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğenip abone olmadıysanız da abone butonuna tıklamayı unutmayın. Herkes kendine çok iyi baksın. Hoşça kalın.